Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, cümleten hayırlı sabahlar olsun. Rabbim gecemizi bereketlendirdiği gibi gündüzümüzü de bereketlendirsin. Gecemizi gündüzümüzden, gündüzümüzü gecemizden mübarek kılsın inşallah. Dün birinci sohbetimizi yapmış idik. Aileye ilişkin, aile geometrisi üzerinde durmuş idik. İslam'da aile geometrisi demiştik, bu. Erkek Allah'ındır, çatıdır, çatının saçak kısmıdır. Kadın ise o çatıyı tutan ana taşıyıcıdır. Eğer ana taşıyıcı çökerse öbürü de çöker demiştik. Daha sonra aile geometrisini bu hale getirdiler demiştik. Yani ikisini birbirinin aynı, eşit. Oysa ki sağ ayakkabı sol ayakkabıyla eşit ama aynı değil. Sağı sola giyemezsiniz, solu sağa giyemezsiniz. Ayakkabıları değiştiğinizde ayağa da zulm olur, ayakkabıya da zulm olur. Daha sonra şöyle bir geometriden de söz etmiştik. İşte modern aile biçimi bu demiştik. Yani sen kimsin, ben benim. Sen kimsin, ben de benim. Dolayısıyla böyle bir geometri olmayacağını, bunun aile olmayacağını, karşı karşıya, iki karşıtın aile oluşturamayacağını söylemiştik. Yani ezdat değil, ezvac olduğunu, zevc olduğunu, zıt değil, zevc olduğunu söylemiştik. Birbirinin erkek ve hanım, birbirinin zıttı değil, eşi olduğunu söylemiştik. Bugün bu mesele çerçevesinde bir Kur'an içinde yolculuk yapalım istiyorum. Aile meselesinde. Aile meselesinde şöyle Kur'an'a daldığımızda Ali İmran suresinin 33. ayetinde muhteşem bir dörtlü görüyoruz. Aslında her şeyi veren bir dörtlü. Önce ayeti okuyayım, daha sonra adım adım ilerleyelim inşallah. اِنَّ اللّٰهَ اسْتَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ اِبْرَاه۪يمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَم۪ينَ Hiç şüphe yok ki Allah Adem'i seçti. Daha sonra Nuh'u seçti. Seçti, ıstıfa. Mustafa ismi oradan geliyor. Seçmek, seçilmiş manasına geliyor. Dolayısıyla Allah Kur'an'da peygamberlerinin seçimine dair birden fazla kavram kullanıyor. Biri ıstıfa kavramı, biri içtiba kavramı. İkisi elbette farklı vurgulara sahip. Dolayısıyla özellikle ıstıfa kavramını sadece peygamberin seçimi üzerinden değil, ailenin seçimini ifade ettiği, aynı zamanda beşerin içinden insanı seçtiği kavram olarak da kullanıyor. Yani çoklu bir seçim söz konusu. Adem beşerin içinden seçilerek insan kılınmış. Kendisi gibi adayların içinden seçilmiş ve ruh üflenmiş. Can varmış, beden varmış fakat ruh yok. Dolayısıyla ruh üflenince insan olmuş. Ruh üflenmeden evvelki haliyle kan döküp
fesat çıkarıyormuş. Melekler de bunun üzerine sormuşlar. Sen yeryüzünde kan döken, dökmekte olan, ayet aynen böyle. Yufsidu ve yesfiku. Fiili muzari, dökmekte olan, kan dökmekte olan ve fesat çıkarmakta olan birini mi atayacaksın? Demişler. Rabbimiz de sizin bilmediğini ben, bilmediğinizi ben bilirim diyerek itirazlarını geri çevirmiş. Ve tabii onların bilmediği şey irade idi. Melekler iradeyi bilmez. Çünkü iradeli varlıklar değillerdi. Onun içinde iradenin nelere kadir olduğunu, kudretinin nerelere ulaştığını, iradenin insanı imtihana soktuğunu ve imtihan sonucunda kazanan ve kaybedenlerin olacağı hakikatini ancak Allah biliyor idi. Onun için Adem seçildi. Seçim için birden çok olması lazım. Bir yerde seçimden söz ediliyorsa orada birden çok bir seçenek vardır. Seçeneğin olmadığı yerde seçim olmaz. Onun için hani arkanda kimse yok birincisin derler ya, arkanda kimse yoksa zaten birincisin, sonuncu olsan da birincisin. O nedenle seçim olması için seçeneğin olması lazım. Adem'in seçeneği neydi diye sorduğumuzda, Adem'in seçeneği beşerler idi. Beşerler içinden Rabbimiz Adem'i seçti. Adem esasında tür itibariyle de Rasul'dür. Evet, Ademoğlu Rasul'dur. Rabbimiz peygamberleri insanlardan seçmiştir. Her ne kadar biz insanlardan ve cinlerden kendi türlerinden peygamberler seçtik buyuruyorsa da cinlerden seçtiği peygamberlerden bizim haberimiz yok. Onun için insanlardan seçtiği Nebi ve Rasullerden bizim haberimiz var. Bizi haberdar ediyor. Bu anlamda Adem'e vurgu yapılmasına geri döneceğim aile açısından. Malumunuz Kur'an'da Adem'le ilgili bir kıssa anlatılır. İbne-i Adem, Adem'in iki oğlu. Yani biz bunları Habil ve Kabil olarak biliyoruz. Özellikle İsraili rivayetler üzerinden biz bunların isimlerini öğreniyoruz. Yoksa Kur'an'da Habil ve Kabil isimleri geçmiyor. Abel ve Kabil, Saul de deniliyor. Dolayısıyla Yahudi rivayet kültürü üzerinden biz olayın ayrıntılarını öğrenmiş oluyoruz. Ama her halükarda Adem'in iki oğlu kıssası Kur'an'da anlatılıyor ve bunlar Adem'in gerçekten oğulları mı yoksa Adem oğullarından iki kişi mi oldu? Zaten müfessirler arasında farklı farklı anlatımlara konu olmuş, ihtilaf konusu olmuş. İkisi de geçerli olabilir, ikincisi daha geçerli olabilir. Özellikle Adem'i bir özel isim olarak almayıp bir cins isim olarak alınca ki Araf suresinin 11. ayetinde bu böyledir. İnna halaknakum thumma savvarnakum thumma kulna lil melaiketi iscudu lekum değil li Adem. Sizi yarattık, sonra sizi tasvir ettik, sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Siz Adem, Adem siz formülü de gösteriyor ki Rabbimiz Kur'an'da Adem'i özel isim olarak değil cins isim olarak anıyor. Yani Adem oğlu olarak anıyor. Buradan rahatlıkla buraya varabiliriz. Ve Adem'in iki oğlu anılıyor. Yani o zaman ne oluyor? Adem var, eşi var ve iki tane de çocuk var. Ne çıktı ortaya? Aile çıktı. Ama bir aile dramı çıktı.
Onun için de innallâhe istafâ diyor. Adem'i seçti. Geliyoruz ikinci isme. Ve Nuhan. Ve Nuh'u seçti. Nuh'u seçti. Nuh, Hazreti Adem oğullarından bir oğul. Hazreti Nuh'un özelliği Kur'an'da rasuller sayılırken bir numarada Hazreti Nuh sayılır. Hazreti Adem hiç risaletle birlikte sayılmaz Kur'an'da. Yani Adem risaletle birlikte gelmez. Onun için peygamberler sayılırken inna erselna Nuhan diye başlar ayetler. Yani biz Nuh'u rasul olarak gönderdik, ondan sonra sayar. İbrahim o sayar ve devam eder. Ama bir numara Nuh'tur. Demek ki Kur'an'da risaletin babası Nuh aleyhisselam olarak anılıyor. Yani ilk rasul olarak o anılıyor. Dolayısıyla onun seçimi de Adem oğulları içinden bir seçim oluyor. Adem'in seçimi beşer içinden bir seçim olduğu gibi Nuh'un insanlığın seçimi yani. Ama Nuh'un seçimi de Adem oğulları insanlar içinden bir seçim oluyor. Dolayısıyla beşerin içinden seçtiği halkayı veya halkaları Adem oğlu kılıyor Rabbimiz. Adem oğlu içinden seçtiği bir şahsı da Resul kılıyor ve risalet silsilesini, zincirini orayla başlatıyor. Malumunuz risalet zincirinin ilk halkası Hazreti Nuh, son halkası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla onu da seçtik diyor. Peki orada ne var? Nuh'u görüyoruz. Bir eşi olduğunu biliyoruz. Kur'an'da eşinden bahsediliyor. Bir de oğlu olduğunu biliyoruz biz. Ne çıktı şimdi ortaya? Aile çıktı. Ama aile çıkmadı. Aile demiyor. Dram çıktı. Evet. Yani aile demiyor. Ama bu aile aslında. Hatta ne diyor Kur'an? Hazreti Nuh'un başına gelen ağır bir imtihan var. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor bir durum. Yani evladınızın, hele hele bir peygamber, düşünün, insanların hidayeti için ömrünü ortaya koymuş. Bir ömür çalışmış, çabalamış. Bir mümin daha diye ömrünü sebil etmiş. Üstelik de yaşayan peygamberler içerisinde ömrü en uzun olanı. 950 sene değil efendim. Onu okumuş olmalısınız Meali Şerif'ten efendim. 50 eksiğiyle 1000 yıl. 950 yıl değil. İkisi arasında fark var. 50 eksiğiyle 1000 yıl mecazdır, 950 sene hakikattir. Dolayısıyla Rabbimiz 950 amen demiyor. Ne diyor ya? Elfe senetin illa 50 amen diyor. Eyvallah. 50 eksiğiyle 1000 yıl. 1000 yıl Kur'an'da birçok yerde gelir, kullanılır ve mecaz olarak kullanılır. Mesela Yahudilerden bahsederken lev yuammeru elfe sene. İster ki 1000 yıl yaşayayım. 1000 yıl. Bizde de mecaz olarak kullanılmaz mı? Ya 1000 yıl mı yaşayacaksın? Hani bir zamanlar bu memleketi kasıp kavuranlar vardı. Hatırlarsınız. Yani 28 Şubat 1000 yıl yaşayacak. 2-0'da yanıldılar. Hitler de öyle demiş. 3. Reich 1000 yıl yaşayacak. 10 yılda gümledi. 35-45 efendim. Yani böyle çıkarlar demek ki hep firavunlar efendim, zalimler. 1000 yıl aşağı kurtarmaz efendim. Onun için büyük lokmayı büyük söyleme derler. Büyük söylemeyeceksin. Adama iki harfini yedirirler, iki rakamını yedirirler. 10 yılda çıkamazsın işin içinden. Dolayısıyla Kur'an'da da böyle bir mecaz var. Ve Hazreti Nuh, aklınıza gelen en uzun yaşamış bir insan düşünün. Bu insanın da çocukluk safhasını çıkın, peygamberlik öncesi safhasını, o 50 yıl o. Efendim, işte o kadar davet ediyor fakat bir gemi zar zor dolduruyor. Mütevazı bir gemi bugünün ölçülerine göre.
zar zor dolduruyor. Böyle bir hadise. Ama öbür taraftan bir hadise daha anlatılır, değil mi? Hazreti Nuh ve ailesinin dramı. O nedir? Tufan sırasında Hazreti Nuh oğlu, inkarcı oğluna "Ya buney, yavrucuğum, irkeb ma'ana, gel, gemiye bizimle beraber bin" der. Oğlu "Hayır" der. "Ben dağlara kaçacağım." Aynen ayetlerin bize çizdiği tablo bu. "Ben dağlara sığınacağım" der ve kaçar. Hazreti Nuh gemiden oğlunun tufana gark oluşunu seyreder. Yani görür. Bir baba için, bir peygamber baba için, bir Resul baba için. Şimdi yani evladınızın ölümünü görmek ayrı bir şey. Ölüm ne ki? Evladınızın cehenneme girişini görmek apayrı bir şey. Budur aslında. Hazreti Nuh'u vuran budur. Evladının cehenneme girişini görüyor. Yoksa boğulsun, ölsün bir peygamber için. Bunlar cilve-i Rabbani'dir yani. Alır, verir, bir daha verir, bir daha alır vesaire. Bu değil ama. Asıl acı olan evladının ebedi hayatını mahvettiğini görüyor. Asıl vurulduğu nokta da bu. "Ama o benim ehlimdendi, o benim ailemdendi" diyor Rabbimize. Yani nasıl ciğeri yanıyor ise, "Ya Rabbi" diyor, "min ehli beyti, o benim ehlimdendi, ailemdendi, leyse min ehli, innehu leyse min ehli. İnnehu amelun gayru salih." Cevap hemen geliyor. "O senin ehlinden değildi. O salih olmayan bir ameldi." Salih olmayan bir amel. Allah Allah. İnsanın çocuğu ameliymiş. Demek ki çocuk amelmiş yani. Biz amellerini say desek insana, namaz, oruç, hac, zekat diye başlar sayar, 50 tane, 100 tane saydırsanız çocuk diye saymaz. Oysa çocuklarımız amellerimiz imiş. Ya ameli salih olurmuş, ya ameli fasit, ya da ameli fasık olurmuş. Onun için Kur'an'a göre çocuk ameldir. Kişinin amelidir. O nedenle anlayalım. Hiçbir kimse yerine niyabetle ibadet yapamaz. Ama Efendimiz, bir hanımefendi veda haccı sırasında "Hel ehuccu bi ebi, babamın yerine hac edebilir miyim" deyince "Hacci, hac et" demiştir. Bunun tek açıklaması budur. Kişinin evladı amelidir. Onun içindir ki evlat yaşayan ameldir. Yani yoksa وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiç kimse hiç kimsenin yükünü çekemez. Sorumluluk kişiseldir. Sorumluluk da şahsiyet esastır. Kur'an'a göre böyledir. Bu aynı zamanda orijinal günah fikrini de kökten reddeder. Hristiyanlıktaki babanın günahını evlat çekmez. Adem bir günah işlemiş de İsa o günahın kefaretini ödemiş. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla babadan dolayı Allah evladı sorumlu tutmaz. Evlattan dolayı da babayı sorumlu tutmaz. Aslında Kur'an'da anlatılan örnekler, İbrahim ve Azer örneği, Nuh ve Kenan örneği üzerinden verilen de budur. Bu manada kişinin amelidir evladı. O nedenle mesela kişi ahirete irtihal eder. Evladı dünyada kalır. İşte açık hesaptır o. Üç kişinin hesabı kapanmaz. Efendim, bunlardan biri de kim? Geriye salih bir evlat bırakan. Nedir bu? Sadaka-i cariye bırakan, salih bir evlat bırakan, hayırlı bir ilim bırakan. Üç kişi diyor Efendimiz. Ama hayırlı bir evlat bırakan,
Geriye niye kapanmıyor defteri? Çünkü yaşıyor ameli. Aslında o onun amelidir. Yoksa ölümle bitmiştir. Ölenin ameli kapanmıştır. Ona hiç kimse onun yerine ibadet edemez. Ama evladı hariç. O onun amelidir. O anlamda. Dolayısıyla innehu amelun gayru salih. O salih olmayan bir ameldi buyuruyor Rabbimiz. Efendim. Yani nedir? Nasıl bir hikmeti vardır? Veya arkasında nasıl bir hikayesi vardır? Biz ayrıntısını bilmiyoruz. Buraya kadar biliyoruz. Esasında merak da etmiyor değiliz. Rabbimiz peygamberleri farklı farklı imtihan ediyor da Hazreti Nuh'u neden böyle imtihan ediyor? Benim aklıma hep bir şey geliyor. Bir açıklamam var kendimce. Yani bu soruyu ben çok uzun süre sordum. Ya Rabbi bu çok ağır bir imtihan. Bir peygamber için çok ağır bir imtihan. Yani siz 7 kat yabancıları hidayete davet edeceksiniz ama öz evladınız böyle olacak. Ve aleme ibret olacaksınız. Dolayısıyla neden acaba? Benim bir tek açıklamam oldu. Ne kadar isabetli ondan emin değilim ama açıklamam bu. Peygamberler içerisinde kavmini davet ettiği kavmi için beddua edip de tümünün gark olmasına, tufana gark olmasına sebep olan tek peygamber Hazreti Nuh'tur. Efendim. Öyle bir dua etti ki böyle bir duayı başka peygamberde görmüyoruz. Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Ya Rabbi, Rabbim yeryüzünde bir tek kafir bırakma dedi. Kökünü kazı bunların. İnneke in tezerhum yudillu ibadek. Eğer onlardan bir tane mosturalık, damızlık bırakırsan kullarını gene saptırırlar. وَلَا يَلِدُ اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا Onlardan yine kafirler doğar. Onun için de ya Rabbi kökünü kazı. Bu dua sizce Allah'ın muradına uygun bir dua mı? Değil. Niye tereddüt ediyorsunuz? Yani niye değil. Ne oldu peki sonradan? Yeryüzü temizlendi, tufan sildi süpürdü, yeryüzüne abdest aldırdı, hem de husul abdesti aldırdı. Kafirler çıkmadı mı yine? Gelmedi mi? Nuh'un evlatları içinden yine inançsızlar, inkarcılar gelmedi mi? Peki nedir o zaman? O zaman aslında Allah Resulüne ve hepimize aman böyle bir şey istemeyin. Böyle bir dünya da istemeyin. Steril bir dünya olmayacak. Onun için Kur'an'da defaatle لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Eğer Allah dileseydi yeryüzündeki herkes iman ederdi. Fakat وَلَكِنْ لَمْ يَشَاءَ Ayette bu cümle yok ama biz fahvel kitap sözün geliminden bunu anlıyoruz. Fakat Allah bunu dilemedi. Dilemedi. Demek ki steril bir dünya yok. Dünyada steril bir hayat yok. Ötekiler hep olacak, inkar olacak, küfür olacak. Olacak ki imanın değeri bilinsin. Kötülük olacak ki iyiliğin değeri bilinsin. Kötü olacak ki iyinin değeri bilinsin. Onun için de Hazreti Nuh'un duası oldu. Peygamber duasıydı. Allah reddetmedi. Ama sonu da iyi olmadı. Hazreti İbrahim için anlatırlar. Razi'de ve bir başka kaynakta daha okumuştum. Esma-i Hüsna'ya da taşıdım bunu kaynağıyla beraber. Çok ilginç bir bilgidir bu. Bilgi midir o da tartışılabilir ama çok ibret verici bulurum bunu. Hazreti İbrahim bir gün gezerken Allah'a asi olan bir kula rastlar. Ve ellerini kaldırır, ya Rabbi bunu kahret der. Rabbimiz de peygamber duasıdır, reddetmez ve kulunu kahreder. Gün gelir, Hazreti İbrahim evladının boğazına bıçak çekmekle sınanır.
O rüyalar üzerinden Hazreti İsmail'i kurban etmekle sınanır. Hazreti İbrahim meraklı bir peygamber. Tabiat itibariyle zaten. Ya Rabbi nasıl yaratırsın diyen de o. Efelem tu'min? İnanmadın mı ya İbrahim? Yok inandım da ya Rabbi liyetmeinne kalbi. Kalbim mutmain olsun diye, yatışsın diye soruyorum. Böyle bir meraklı tarafı var Hazreti İbrahim'in. Dolayısıyla ya Rabbi der, her peygamberi bir şeyle sınadın da beni neden evladımla sınadın? Rabbimizden cevap, ya İbrahim, hani falanca zaman bir kulumu bana asi olurken görmüştün de, ya Rabbi kahret demiştin ya, kulunu Rabbine kahretmek, kahrettirmek neymiş, onun acısını tat diye seni böyle sınadım. Bu çok ibretlik ve çok ders alınacak bir hadise aslında. Demek ki Rabbimiz bizim baktığımız gibi bakmıyor. Rabbimiz kitap, tabii bizim baktığımız gibi bakmayacak. O Rab, Rabbul Alemin. Yani bize göre o asi efendim Allah'ın gazabına uğrayasıca biri. Ama Allah'a göre Allah'ın emek verdiği bir kul o. Kul o. Her tarafı isyan olsa ne olur? Onun için o kul, Rabbimiz farklı bir yerden bakıyor. Dolayısıyla demek ki bizden de en azından şefkat istiyor. Hidayet için dua istiyor. Yani en azından gönlümüzün Rabbim emek verdin buna, buna hidayet de ver demesini istiyor. O nedenle bunlar üzerinden de bizlere ders veriyor. İkincisi de bu. Nuh. Orada da bir dram var. Fakat aileden söz edilmiyor. Ali İmran 33'e geri dönüyoruz. Üçüncü isme geliyoruz. Ve Ali İbrahim. Evet. Ali İbrahim. Üçüncü isim. İnna Allah istafa Adem ve Nuhan. Adem ve Nuhan ve Ali İbrahim ve Ali İmran alel alemin. Evet. Ali İbrahim. Ali İmran. İki tane aile. Ne oldu? Adem, Nuh, Ali İbrahim, Ali İmran. Adem, Nuh, İbrahim ailesi, İmran ailesi. İki fert, iki de aile. Aslında iki fert demek ne kadar doğru? Bence doğru değil. Adem'i fert olarak anmamak lazım burada. Adem'i cins olarak, tür olarak anmak lazım. Bir tür, bir fert, iki aile. Ama her halükarda dördünü yan yana koyduğunuzda farklı bir tablo çıkıyor. Birinci aile hangisi? İbrahim ailesi. Bunun tam bir aile olduğunu biliyoruz. Ortada kim var? Öncelikle Hazreti İbrahim var, baba, aile reisi. Ondan sonra kim var? Ondan sonra Sare var. Efendim, o önce çocuksuzlukla imtihan edilen bir anne. Daha sonra kim giriyor hayata? Hacer giriyor, hicretin gelini. Daha sonra dördüncü bir unsur giriyor. O da İsmail aleyhisselam. Hazreti İsmail. Aile tamamlanıyor. Daha sonra bir beşinci unsur giriyor devreye ve İshak aleyhisselam. Beş kişilik bir aile. Ama çekirdek aile olarak Kur'an'da anlatılan Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer, Hazreti İsmail. Çekirdek bunun üzerinde dönüyor. Ve tam bir aile modeli. Bu anlamda. Bu aile üzerinden Rabbimiz muhteşem bir model sunuyor. Öyle bir model ki bu baba önce imtihandan geçmiş. Baba imtihandan geçmiş. Hem de çok büyük imtihanlardan geçmiş. Ur şehrinde, Sümer'de, Ur şehrinde imanının imtihanını vermiş. Ve ilginçtir, babasına karşı vermiş. Babasına karşı sınavı verdikten sonra bir de Nemrud'a karşı sınavı vermiş. Yani
aslında bir aile dramının içinden geliyor Hazreti İbrahim. Dolayısıyla babasına karşı da olağanüstü bir şefkati var. Hep dua ediyor. Ancak en sonunda Rabbinden azar işitiyor. Babasına karşı dua meselesinde ve aynı şeyi Resulullah'ın da yapmaması için Resulünü uyarıyor. İbrahim örnek idi ama bir meselede değil. O da babasına dua meselesi. Ayet-i Kerime'de o istisna tutuluyor. Dolayısıyla Hazreti İbrahim o manada bir aile dramının içinden geçip geliyor. Ve babasına karşı imani kimliğini koruyor. Diyor ki ben Rabbime gidiyorum. İnni muhacirun ila Rabbi. İnni zahibun ila Rabbi. İki ayrı ifadede. Ben Rabbime gidiyorum. Dolayısıyla sizi size bırakıyorum. Artık imanımla beraber bana burada yer açmadınız. Sahip çıkmadınız. Ben de imanıma yer açmaya gidiyorum diyor ve hicretin tozlu yollarına düşüyor. Hebron'u kuruyor. Bugünkü Halil İbrahim, Filistin'deki Halil İbrahim'e geliyor. Orada davetini yapıyor. Etrafa iman, yudum yudum iman dağıtıyor. Ve ondan sonra bir imtihan ile karşı karşıya geliyor. İmtihanı yine bir ailevi imtihan. Eşi Sare'den evladı olmuyor. Uzun süre çocuksuzlukla imtihan ediliyor. Rabbimiz de bu imtihanını bizlere naklediyor. Ondan sonra cariyesi olan Hacer eşi oluyor. Hacer bir hanım, bir zenci ve bir eski cariye. Yani köle. Dolayısıyla Rabbimiz oradan da aslında insanlığa bir mesaj veriyor. İnsanları köleleştirmeyin mesajı. Yani Allah hürlere özel muamele yapıp da köleleri arkaya atmış değil. Yani Allah'ın nezdinde köle yok. Allah'ın nezdinde zenci yok. Siz birbirinizi damgalıyorsunuz. Siz birbirinize öncelik sonralık sıraları veriyorsunuz. Allah'ın nezdinde sizler bir tarağın dişleri gibisiniz. Yani mesaj bu aslında. Ve Hazreti Hacer'e Hazreti İsmail'i verdiğinde işte sınav orada başlıyor. Ve kucağında bebek, gelin Hacer öyle bir sınavla, imtihanla imtihan ediliyor ki Hazreti İbrahim alıyor bunları, getiriyor, bugün Kabe'nin olduğu yere bırakıyor. Mutlaka biliniyordu. Çünkü ilk defa Kabe'yi inşa eden Hazreti İbrahim değil. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاِدَ وَاِسْمَائِلِ İbrahim ve İsmail beytin temellerini yükseltirken diyor ayette. يَرْفَعُ يُؤَسِّسُ değil, temellerini atarken değil. Dolayısıyla daha önceden Kabe'nin temelleri var imiş. Zaten inne evvele beytin vud'a lin-nasi lellezî bi-Bekke mübâreken. Yeryüzünde ilk ev Bekke Vadisi'nde, Gözyaşı Vadisi'nde kurulan o beyttir diyor. Yani insanlığın yaptığı ilk imar faaliyetini Rabbimiz üstleniyor. Ve insanlığın ilk evini bu benim evim diyor. İnsanlığın yeryüzünde yaptığı ilk evi bu benimdir diyor. Aynı zamanda Rabbimiz halifenin hilafetini, halifelik yaptığı, imar yaptığı evi benim evim diye üstleniyor. Demek ki insanın yeryüzündeki halifeliği, insanın yeryüzünü imar etmesidir. Yeryüzünü imar ettiğinizde Rabbimiz imar ettiğiniz, yaptığınız imarı, mimariyi benim diye kabulleniyor. Sahip çıkıyor. Yani bu anlamda ilk evin Beytullah olması gerçekten ilginç. Aynı zamanda neyi veriyor bize? Eve dikkat çekiyor. Eve. İnne evvele beytin. Vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke. Ev.
Zira biz biliyoruz ki Kabe içinde kalınmak üzere yapılmış. Onun için Hicri İsmail diye bildiğimiz bugün Kabe'nin bir parçası olan yarım duvar, o hatimin içinde Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer gömülüdür, medfundur. Evet, oradadır. Hatta Abdullah İbni Zübeyr tarafından Kabe yeniden İbrahim'in temelleri üzerine yapılmak için tabanına kadar inildiğinde Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer'in gömülü olduğu yer de açıldı. Oradan birkaç şey çıktığı söylenir. Oradan çıkan bir tencere de şu anda Topkapı Sarayı Müzesi'ndedir. Taş tencere. Tamamen siyah taş, granit taş oyması bir tencere şu anda tam da Kabe'nin taşlarının malzemesindendir. Şu anda Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergileniyor. Evvelce sergilemiyorlardı, bunu yeni sergiye açtılar. Dolayısıyla orayı mekan tutuyorlar ve içi de zaten insanın kalışına uygun yapılıyor. Kabe'nin iki kapısı vardır aslında. Bir giriş kapısı, bir de arkada çıkış kapısı. Eğer Kabe'yi yarı çıplak görmüşseniz arkadaki kapı yerini de görürsünüz zaten. Sonradan yapılmıştır orası. Bir kapı yeri vardır ve orası sonradan yapıldığını anlarsınız. Çizgilerinden, taşların, hizalarından. Dolayısıyla müşrikler tabii bir şeyler ettiler, eylediler. Kabe'ye biraz böyle kendileri özel adamların girebileceği bir hale getirdiler. Kapıyı yükselttiler, arkayı kapattılar vesaire vesaire. Ama bizim asıl dikkatimizin çekildiği nokta evdir, ev. Niye? Modernler evsiz. Farkında mısınız? Bizi evsizleştiriyorlar. Aileyi evsizleştiriyorlar. Şimdi bir de bir bela çıktı. Rezidans belası. Hiç duydunuz mu rezidans efendim? Aslında aileye vurulmuş bir bela kurşunu bu efendim. Rezidans, tek kişilik oda efendim. Yani tek başına yaşa. Tek başına yaşa. Hiç kimsenin sorumluluğunu üstlenme ama her türlü günahı da işle. Şimdi rezidans belası başladı. Aslında rezidans zinaya teşvik primidir. Değil, değil mi? Çünkü o da dışarıdan geliyor, değil mi? Efendim. İlginç bir şey. Rezidanstan aile çıkar mı? Yani gördünüz nereye kadar geldik? Esasında batıda kanunlarla aynı cinsin evlenmesinin teşvik edilmesi, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması, erkeğin erkekle evliliğinin yasal düzenlemelerle meşruiyet kazandırılmaya çalışılmasının sebebi, başka yol kalmadı bari iki erkek evlensin de yanlarına bir çocuk, terk edilmiş bir çocuk verelim mantığından yola çıkıyormuş. Ben de bilmiyordum. İşin uzmanından sordum, öğrendim. Meğer buymuş. Yani çocuğa baktıracak başka yol yok. Aileye ikna edemiyorlar. İki erkek evlensin de yanlarına bir çocuk verelim. Buymuş meğer dert. Yoksa bundan ne çıkar ya? Ne çıkar Allah aşkına? Fıtrata aykırı, tabiata aykırı, doğaya aykırı, her şeye aykırı. Dolayısıyla evsizleştiriyorlar, farkında mısınız? Onun için hanımların iki tane evi var tabii. Onlar evlerini yanında gezdiriyorlar. Tesettür, birinci ev, ev ikinci tesettür. Dolayısıyla iki evliler, yani iki tane evleri var. Onun için bu anlamda evi yıkıyorlar, evi tepemize yıkıyorlar, evsizleştiriyorlar, sokağa atıyorlar, ev dar gelmeye başlıyor. Ev yoksa aile yoktur. Ev yoksa aile yoktur. Onun için Allah ilk evi benim evim diye kutsadı. Benim evim ilan etti, kendi evi Beytullah ilan etti ve eve dikkat çekti aslında.
insanoğlunun geleceğini idame ettirmek istiyorsa, evin mutlaka devam etmesi gerektiğine müthiş ve çarpıcı bir örnektir Kabe'yi Allah'ın Beytullah ilan etmesi. Yoksa Kur'an'da Kabe hakkında, Kabe'nin ilk ev olduğu hakkında geçen ayette Allah'ın evi geçmez. Beytin der. İnne evvele beytin. Yani bir ev. Bir ev. Ne kira hem de. Belirsiz gelir. Bu manada Hacer'i bıraktı. Küçük bir çocuk ve kimse de yok. Bir kırba su, bir çıkın ekmek. Bir sarka ağacı o ağacın dibine. Bu ilahi bir emir olmasa yapılacak iş değil. Hele İbrahim gibi ömrünü çocuksuzluk imtihanıyla geçirmiş, ömrünün sonunda bir yavruya kavuşmuş, tam seveceğim derken emir alıyor, götür yavrunu falan yere bırak. Hazreti Hacer soruyor, bizi kime bırakıyorsun? Allah'a diyor İbrahim. Hacer diyor ki, Allah'a mı? İzen fehuve hasbi. O zaman o bize yeter. Bu tabi bunu söyletecektir Rabbimiz. Bunu söyletecektir. Bunu tarihe kaydedecektir. Bu bize gelecektir. Aslında aile nasıl olunur? Burada onu da görüyoruz. Ailenin bir davası var. Bir duası var, bir iddiası var. İddiasız, davasız, duasız aile olmaz. Davasız aile olmaz. Bu ailenin bir davası var. Onun için kadın da koşuyor, erkek de koşuyor, çocuk da koşuyor. Üçünün, yani aileyi oluşturan üç unsurun üçünün de gayretinden söz ediyor Kur'an bize. İbrahim'in, baba İbrahim'in gayretinden. Müthiş bir çaba, müthiş bir gayret. Anne Hacer'in gayretinden, çocuk İsmail'in gayretinden. Üçünün de gayretinden bize Kur'an aktarıyor. Öyle ki üçü de sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Kur'an bize model bir aile çiziyor aslında. Sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bir aile. Aile sorumluluk üzerinden karnesi verilen bir imtihan mahallidir. Sorumluluklar üzerinden. Demek ki esasında bebeğe dahi yüklenen bir sorumluluk var. Herkese düşen bir sorumluluk var. Her yaşa düşen bir sorumluluk var. Onun için bugün görüyorum ama hepsinden önce ne var? Emek var. Öyle değil mi? Büyük bir emek var. Çok büyük bir emek. Hazreti İbrahim alacak, onca yolu tepecek ve bölgeye gelecek. O günün şartlarını da unutmayın. O günün şartlarında Hazreti İbrahim'in kat ettiği yol 1500 kilometre. 1500 kilometre. Hebron'dan Kabe'ye, Mekke'ye. 1500 kilometrelik yolu klimalı otobüs yok. Klimalı taksi yok, uçak yok, tren yok, gemi yok. Hazreti İbrahim bir hayvanın sırtında taze, daha bebek sahibi bir gelin ve taze bir bebek, haydi 1500 kilometre yolu tep. Bu bir emek. Aslında bu bir terbiye, bu bir eğitim. Yani eğer Rabbimiz bir şeyi emrediyorsa, Rabbimiz eğitimini üstleniyor demektir. Allah'a güven üzerine yaslanmış bir aileden söz ediyoruz. Yine Hacer'inki bir emek, değil mi? Bugün biz sa'y diyoruz. Tüm erkekler ve kadınlar, umreye ve hacca giden her erkek ve kadın, Hacer'in izlerini takip ediyor. Yani Hacer'in adımının peşinden koşuyor. Tüm özgür erkeklere Rabbimiz bir siyahi, eski, köle bir hanımın ayak izini takip ettiriyor. Bu nedir? 4500 yıl olmuş, evvel olmuş bir hadise bu. 4300 yıl. Milattan önce 2300. Eyvallah.
4300 yıl önce olmuş bir hadiseyi hala Kur'an'ımızın içine, namazımızın içine, ibadetimizin içine taşıması nedir? Hikmeti nedir? Düşünmeyeceğiz mi bunun üzerinde? Hikaye mi kabul edeceğiz bunu? Bu bir hikaye mi? Haşa. Kur'an hikaye anlatmaz. Kur'an hayat anlatır. Hayata anlatır, hayat için anlatır, hayat olsun diye anlatır. Bu anlamda bir hayatı anlatıyor bize. Ve işte Hacer, emeğin gelini. Emek veriyor. Ve bize de onu gösteriyor. Eğer çocuk yetiştirecekseniz emek verin. İşin sırrı emekte bu anlamda. Emek verirseniz Allah'tan karşılığını istersiniz, alırsınız. Ama emek verirseniz. Bakın ben peygamberim demedi baba, emek verdi. Gelin de demedi ki ben hicret ettim, yeter. Emek verdi. Koştu, soluğunun son nefesine kadar koştu. Dolayısıyla evlat da emek verdi. Ben peygamber çocuğuyum demedi. O da emek verdi. Babasının hayrul halefi oldu. Kabe'yi yaptılar. Ve ondan sonra orada bir model toplum oluşturdular Kabe'nin etrafında. Ve bize bir aile nasıl olur? Nasıl model bir toplum ortaya çıkarır? Onu gösterdiler. İşte üçüncü örnek bu. Dördüncü örnek. Âl-i İmran. Bunun kıssasını malum Adayış Risalesi'nde yazmıştık. Âl-i İmran kim? Önce bir İmran var. İmran, Hazreti Harun'un soyundan bir zat. Miladi sıfıra yakın bir zamanda yaşamış olan, mabette görevli olan bir din adamı, tırnak içinde bir din adamı. Karısı var. Karısı Hanne. Karısı Hanne, malumunuz uzun süre çocuksuzlukla imtihan edilen bir hanım. Bir gün bir ağacın altında oturup dinlenirken bir anaç kuşun gagasında yavrusuna yiyecek getirdiğini görüyor ve bu manzaradan etkilenip ellerini açıyor. Ya Rabbi, bana da bir yavru verseydin de şöyle besleseydim olmaz mıydı? Diyor gözyaşları içinde. Rabbimiz duasını kabul ediyor ve hamile kalıyor. Daha sonra Allah'ın kendisine verdiği hediyeye bir hediye vermek istiyor. Nesi var? Hiçbir şey yok. Verecek hiçbir şey yok. Arsası yok, parası yok, pulu yok. Ve karnındaki henüz doğmamış çocuğunu hatırlıyor. Bir tek evladı var. Ve dönüyor Rabbine diyor ki, Ya Rabbi, inni nezertu leke ma fi batni muharraran feteqabbel minni. Karnımdaki henüz doğurmamış olduğum yavrumu sana adıyorum diyor. Sana adak olarak adıyorum. Benden kabul et Allah'ım diyor. Ve böyle bir süreç başlıyor. İlginç bir süreç. Hani dün demiştik ya, çocuğun terbiyesi ne zaman başlar? Siz de doğduğunda başlar demiştiniz. Ben de demiştim ki annesi doğduğunda başlar. İşte annesi doğduğunda, hatta annesi doğmadan başlıyor çocuğun terbiyesi. Çocuk kim? İsa. İsa'nın terbiyesi annesi doğmadan başlıyor. İsa'nın annesi doğmadan başlıyor. Meryem doğmadan başlıyor. Meryem daha anne karnındayken terbiye başlıyor. İsa'ya hazırlık. Tüm süreç İsa'ya hazırlık. Onun için tesadüf yok. İsa'larımız olsun diyoruz ama annesi doğmadan bir hazırlığımız yok. Uzun bir süreç olduğunu da bilmiyoruz. Uzun bir emek olduğunu bilmiyoruz. Yani İsa'ların mantar gibi topraktan çıkmadığını bilmiyoruz. Onun için Rabbimiz de bize bunu hatırlatıyor aslında. Eğer İsa istiyorsanız annesi doğmadan başlayın.
Uzun bir sürece hazır olun. Ta annesini hazırlayın. Öyle bir anne ancak İsa'yı yetiştirir. Tesadüfen değil. İşte bu örneği de orada görüyoruz. Ve bütün bu örnekleri yan yana koyduğumuzda iki aile, iki de fert veya biri tür, yani cins olarak fert, biri de fert olarak, şahsiyet olarak fert. Ve bu anlamda Rabbimiz neden Nuh ailesi demedi? Onu da anlamış oluyoruz. Neden Adem ailesi demedi? Neden İbrahim ailesi buyurdu? Neden İmran ailesi buyurdu? Onu da öyle anlamış oluyoruz. Esasen aziz kardeşlerim, bu aileler üzerinden verilen mesaj da daha farklı. Aileyi çekirdek aile olarak görmeyin mesajı var burada. Âl-ü İbrahim. Şimdi eskiden çocuklara öğretirlerdi, şimdi pek öğretmiyorlar. Kimin milletindensin diye sorunca İbrahim milletindenim der idi. İbrahim, millete İbrahim'e hanife. Kur'ani bir ifadedir bu. Bizler İbrahim milletindeniz. Esasında Efendimiz atam İbrahim diye konuşurdu. Babam İbrahim. Peygamberimizin bu konuşmasından Hazreti İbrahim'in soyu üzerinden bir açıklama yapılıyor. Bence bu açıklama tek başına yeterli değil. Zira Peygamberimizin 20. atasına kadar nesli belli. Ondan sonrası bilinmiyor. Adnan'a kadar. Adnan'ın yaşadığı yıl da milat öncesinde 40-20 arasına tarihleniyor. Dolayısıyla 20. dedesine kadar biliniyor. Ondan ötesi bilinmiyor. Ama Peygamberimizin atam İbrahim demesi aslında manevi din babası. Çünkü Ebul Enbiya diyen de kendisi, peygamberlerin babası diyen de kendisi. Bu anlamda aile mefhumunu çekirdek aile üzerinden bırakmıyor Kur'an, büyük aileye dönüştürüyor. Yani aileyi büyütün mesajı var. Bu mesajı biz Resulullah'ta görüyoruz değil mi? Selman İranlı. Selman'ın Araplarla bir alakası yok. Peygamberimizle bir akrabalığı da yok. Ne damattır, ne şudur, ne budur. Peki Selman için Allah Resulü ne diyor? Selmanu minna min ehli beyti. Selman bizdendir, ehli beytimizdendir. Selman nasıl ehli beytten oluyor? Selman ehli beyttenmiş. Biz ehli beyti sayarken Resulullah'ın çocuklarını, Resulullah'ın torunlarını, Resulullah'ın eşlerini sayıyoruz. Oysa Selman ehli beyttenmiş. Bu anlamda ehli beyti tekrar tanımlamak lazım. Yani aileyi büyütmek lazım. Bendeniz sadece kendi çocukları için dua edenlerin bir nebze bencil olduklarını düşünüyorum. Tabii çocuklarını bile dert edinmeyenlerin burada adının anmaya gerek yok. Onları geçelim. Ama derdi çocukları. Şimdi malumunuz aileler farklı farklı isimlendirilir. Peder şahi aile, mader şahi aile. Ne demek bu? Baba eksenli aile, yani ailenin reisi baba. Anne eksenli aile, işte Amazonlar diye Karadeniz'de yaşamış bir kavmin anne eksenli aile olduğu söylenir. Hatta eski Türklerden bazı kavimlerin anne eksenli olduğu söylenir. Onun için kadına hanım derlermiş. Evet, han olduğu için. Yani evde kadın han olduğu için, Hakan olduğu için kadına hanım demişler. Mader şahi bir aile modeli. Kadın yönetirmiş çünkü eski Türklerde, bir bazı kavimlerde evin reisi hanımmış. Onun için hanım, sultanım demektir, evin sultanı efendim. Ya biz bugün mecazen kullanıyoruz, onu da unuttuk.
Ama şimdi bir üçüncü aile modeli çıktı. Çocuk şahi aile. Efendim, aileyi çocuklar yönetiyor. Çocuk yönetiyor. Yani bakıyorsunuz, çocukların arkasına düşmüş koca aile, tin 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 tin, oraya, oraya, oraya efendim. Ne olacak? Nereye kadar bu iş? Ben öyle gördüm, Mısır'da gördüm, Suriye'de gördüm. Mısır'da kaldığımızda çocukların arkasına düşmüşler, maşallah gelmişler. Ondan sonra da zaten illallah edip, çocuğun da canı, senin de canın, oğlanın da canı, kızın da canı. Yani kaldıramayacağın şeyin altına girmenin alemi yok ki. Dengeyi kaybetmemek lazım. Her şeyin bir dengesi var. Yani koca aileyi çocuğun kuyruğuna takmak doğru değil. Çünkü öyle bir hesap birikir ki çocuk bu hesabı ödeyemez. Ondan sonra çocuğun önüne koyduğunuz zaman faturayı, çocuk bana mı sordun der. Anlatabiliyor muyum? Aslında sen kendin yarıştın ama beni de yarış atı gibi kullandın. Aslında sen kendine bir paya biriktirmek istiyordun. Falanın oğlu süper olsun, falanın kızı parmakla gösterilsin. Aslında sen kendine çalıştın, bana değil. Beni de yarış atı gibi kullandın. Ondan sonra da buna tumturaklı bir şey tuttun. Efendim, çocuk yetiştiriyoruz, çocuk yetiştiriyoruz. Hayır, bu değil. Ve zaten böyle olduğu zaman olmuyor da. Çünkü tabiatına aykırı işin. İşin tabiatına aykırı. مَا جَاوَزَ حَدَّهُ اِنْ غَلَبَ ضِدَّهُ Bir şey haddini aşarsa zıddına döner. Dengeyi geçirmemek, aşırmamak. Dengeyi kaybetmemek lazım. Haddini aşırmamak lazım. Evlat evlat yerinde güzeldir. Eş eş yerinde güzeldir. Aile aile yerinde güzeldir. Onun için çocukların arkasına takıp da işi, efendim, koca aileyi duman etmenin alemi yok. Ben böyle aileler gördüm. Sonuçta hiç iflah etmediler. Efendim, hatta aile dramlarının yaşandığını gördüm. Çocukları İşte bir numara edeceğiz. Bakıyorum evde arzuların hiyerarşisinde çocuğun arzusu bir numara. Olmaz. Bu doğru değil. Çocuk arzularını yönetmeyi nereden öğrenecek de siz çocuğun arzusunu evin bir numarası yapıyorsunuz? Aa, amcası bizim çocuk çok akıllı. Efendim. Öyle anasının gelin geldiğinde bilir mi? Efendim. Yani bu mu yani çok akıllı meselesi kurtarıyor mu bu işi? Hayır, kurtarmıyor. Bu anlamda çocuk şahi aile en felaket olanı. Onun için her şeyin bir yeri var, her şey yerinde güzel. Çocuk çocuktur. Çocuğa çocuk gibi muamele etmek lazım. Bana her zaman söylerim. Kedisini ve köpeğini öven, çocuğunu öven, delisini övenin üçünü de mahcup eder övdükleri. Anlatabiliyor muyum? Efendim, yani kediyi ne kadar överseniz övün yani bir yerde sizi mahcup eder. Efendim, ya kedidir adı işte. Kedi yani ne olacak yani? Neye bu kadar şey yapıyor? Çocuk. Efendim, çocuk. Çocukla çok övünülmez. Çünkü kaç türe girecek daha? Durun bakalım. Durun bakalım. Hele bir kendini ispat etsin. Rüştünü ispat etsin. Onun için çok fazla bu gibi meselelerde çığırdan çıkarmamak lazım işi. Deliyle de övünülmez. Deli de mahcup eder değil mi? Bizim delimiz delilerin en kralı. Efendim. Şöyle bir 24 saat yaşayalım yanında da bir bakalım bakalım. Kralı mı? Kralı değil mi? Onun için onu olduğu yere koymak lazım. Olduğu yere koymak lazım. Zaten burada aile üzerinden verilen modellere de bakarsanız onu görüyoruz. Muhteşem. Özellikle İbrahim ailesi üzerinden verilen modele bakarsanız onu görüyoruz. Aile sorumluluk üzerine, sorumluluk dağılımı, paylaşımı üzerine inşa edilmiş bir müessesedir. Yani ailenin temel değeri nedir derseniz sorumluluktur derim. Sorumluluk. Kelime, dünkü sır kelime neydi dünkü sohbette? Sır kelime, efendim?
yönetmek. Yönetim. Bugünün sır kelimesi de sorumluluk. 3 yaşındakinin 3 yaşına has sorumluluğu var. 5 yaşındakinin 5 yaşına has sorumluluğu var. 15 yaşındakinin 15 yaşına has. 30 yaşındakinin 30 yaşına has. Her yaşın sorumluluğu vardır. Siz 5 yaşındaki çocuğa 5 yaşının sorumluluğunu vermezseniz 15 yaşına geldiğinde 5 yaş gibi hareket eder. 5 yaşın sorumluluğu var çünkü 15 yaşın sorumluluğu da ayrı geliyor. 20 yaşın sorumluluğu ayrı geliyor. Onun için büyümüyor çocuklar. Onun için büyümüyorlar. Farkında mısınız? Büyümüyorlar. Dün bir soru üzerine sofrada tek çocuk büyümez demiştim. Tek çocuk büyümez. 50 yaşına gelir gene büyümez. Tek çocuk hiç büyümez. Evet. Onun için tek çocuk beladır. Sizsiz olun, tek çocuk bırakmayın. Çocuğu tek bırakmayın. Efendim kan kusturur. Böyle bir şey mi var? Evet. Evet. İyi, güzelmiş. Tek çocuk kan kusturur diyor Nihat hocamız. Çok çocuk birbirini güttürür. Eyvallah. Dolayısıyla yani tek çocuğun ayrı bir de sıkıntısı var. Halasız bırakıyorsunuz, amcasız bırakıyorsunuz, kardeşsiz bırakıyorsunuz, dayısız bırakıyorsunuz, yengesiz bırakıyorsunuz, eniştesiz bırakıyorsunuz. Buna ne hakkınız var bir ömür boyu? Dolayısıyla o ayrı ama büyümez. Sorumluluk verilmeyen çocuk da büyümez. Bir insanı büyütmenin yolu sorumluluk yüklemektir, götürebileceği sorumluluk. Allah bizi büyütmek istiyor. İki nokta üst üstüne eşittir bu. Rabbimiz bize sorumluluk yükleyerek bizi büyütmek istiyor. Esasında Allah'ın insana sorumluluk yüklemesinin maksadı bu. İnsanı büyütmek istemez. İnsanı büyütmek istemesi, rüşde erdirmek istemesi, olgunlaştırmak istemesi. Rabbimiz sorumluluğu bunun için yüklüyor. Çünkü insan sorumlulukla büyüyor. Sorumluluk vermediğinizde, mesela sorumluluk vermek aslında emek vermektir biliyor musunuz? Birçok anne ve baba evlatlarına sorumluluk vermeme sebebi emekten kaçtıkları için. Nasıl oluyor? Şöyle, sorumluluk veriyorsunuz da sorumluluk verdiğinizde bitmiyor iş. İzleyeceksiniz, takip edeceksiniz. Verdiğiniz sorumluluğun arkasından siz de gideceksiniz. Bir işi yapmasını isteyeceksiniz, ondan sonra onu nasıl yapacağını öğreteceksiniz, takip edeceksiniz, yapmazsa uyaracaksınız, yanlış yaparsa düzelteceksiniz, dağıtırsa toplayacaksınız, efendim yapacaksınız, yani arkasına düşeceksiniz. Ha şunu diyorsunuz, ya ben yaparım daha iyi. İşte bu var ya bu, bu emeksizliktir, bu tembelliktir. Doğru, siz daha kolay yaparsınız. Yani ona diyeceksiniz, yavrum şurayı süpür, efendim. Yani süpür dediğine bin pişman edecek. Bir kere bir söyleyeceksiniz, iki söyleyeceksiniz, üç söyleyeceksiniz, o yetmeyecek. Getirecek efendim süpürgeyi, başını bir tarafta bırakacak, arkasını bir tarafta bırakacak, yarısını yarım bırakacak, onu orada bırakacak, evi dağıtacak, toplamayacak, keşke süpürmez olaydı diyeceksiniz. Ben yapsaydım 5 dakikada biterdi, o yaptı, yarım saat uğraştık diyeceksin. Ama bu emektir işte. Bu emektir. Öğretmek, emek vermektir zaten. Emek vermeden öğretilmiyor. Öğretmek, emek vermektir. Ve öğretmek zordur. Onun için emek vereceksiniz. Onun sorumluluğunu o yapacak. Siz de emek vereceksiniz. Emek verdiğiniz zaman sonunda karşılığını göreceksiniz. Yani sağ edeceksiniz. Gayret göstereceksiniz. Zemzeminiz gelecek. Gayret göstereceksiniz, koşacaksınız. Bittim ya Rabbi diyeceksiniz, bittiğiniz yerde yettim kulum diyecek. Ama emek vereceksiniz. Aile içinde böyle, eşler arasındaki ilişki içinde böyle emek vereceksiniz. Şimdi ya ona söyleyeceğime kendim yaparım diyor. Yok, emek verin, emek verin. Eşinize emek verin. Yani hem karı hem koca için söylüyorum. Eşler birbirlerine emek verirlerse birbirleri üzerinde hakkı olur. Birbirleri üzerinde hakkı olursa hesabı çabucak göremezler.
eşler hesabı çabucak görüyorlarsa, yani bu demektir ki keseleri hemen ayırmaya yatkın yaşıyorlar. Onun için hesabı karıştırmak lazım. Kolay ayrılamasınlar. Yani hadi hesap görelim deyince öyle bir hesap çıkmalı ki aman aman kalsın. Kalsın, biz bu defteri ayırmayalım. Biz bu hesabı ayırmayalım çünkü bu hesap ayrılamaz. Nasıl ayrılacak? Efendim, ama şimdi hesaplar baştan ayrı tutuluyor zaten. İki tane kese var. İki ayrı bütçe var. İki ayrı evde devlet var. Zaten sınırlar da belli belirsiz konulmuş. Yani her ihtimale karşı bir şey olursa anında zaten sınırlar belli. Hemen efendim devletleri Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti hemen ayırırız diye efendim zaten belli. Öyle olur mu? Evlendiğinizde sınırları karıştıracaksınız. Aradığınızda bir daha bulamayacaksınız o sınırlar. Yoksa birbirlerinin örtüsüdürler ayeti nerede kaldı? Nasıl olacak bu iş? Birbirinin örtüsü nasıl olacak? Birbirine hesabını karıştıramıyorsa birbirininle nasıl cennete gidecekler? Oysa ki aile olmanın hedefi cennette de aile olmaktır. Onun için biz bu duayla sohbetimizi sonlandıralım. Rabbim bizleri cennette de aile kılsın. Ve inşallah büyük ailemizi de ihmal etmeyelim. Unutmayın, sadece kendi çocuklarını düşünen insanlar bencillerdir dedim. İnsanlar eğer analı babalı ya da anasız babasız yetimleri de düşünmüyor iseler, anneler ve babalar, yani onu da kendi çocuğu gibi dua etmiyorsa, onun akıbetini de kendi çocuğunun akıbeti gibi endişesini paylaşmıyorsa bencillik yaparlar, yapmış olurlar. Şurada bir aile bakınız. Büyük ailemiz. Nispeten büyük ailemiz. Biz bir aile olarak bunları konuştuk aslında. Eğer burayı bir aileye çevirebilirseniz, İzmir ve civarında oturan kardeşlerimiz olarak, siz burayı bir aileye çevirebilirseniz, vallahi dertleriniz küçülür, dermanlarınız büyür. Zaten ribatlar aile irtibatı kurmak içindir. Ailelerden daha büyük aileler oluşturmak içindir. Onun için bu hayat yoksa bir ailenin çekeceğinden ağırdır. Taşıyamaz. Ve gittikçe hayatın yükü ağırlaşıyor. Farkında mısınız? Kaldıramazsınız. Havuzlarınız olmazsa yetiştiremezsiniz. Balık gölde yetişir. Çocuklarınızı havuzlarda yetiştirebilirsiniz. Burası havuz. Bakınız, küçük çocuklarınız bile bu kokuyu alıyor. Hatta sepetin içinde, pusetin içinde getirdiğiniz bebe bile şu havayı solur ve alır. Aynen öyle. Siz ya bu çocuk ne öğrenecek? 18 aylık, 15 aylık, 12 aylık dersiniz. Hayır, onun ruhu öğrenir. O havayı teneffüs eder. Bakınız, ribat çocukları burada ortada dolanıyorlar, geziyorlar. Siz onların hiçbir şey almadığını düşünüyorsunuz değil mi? Onlar çok şey alıyorlar. Onlar çok şey alıyorlar. Çünkü burası atmosfer. Dün neydi sırrı? Atmosferdi değil mi dünkü sohbetimizin? Atmosfer. Hayat kaynağı güneş değil, toprak değil, su değil, atmosferdir demiştik. Mars'ta toprak var. Ay'da toprak var. Bazı gezegenlerde donmuş su var. Ve hepsinde güneş var. Ama hayat yok. Yeryüzünde niye hayat var? Atmosfer var. İnsan atmosfer içinde hayat bulur. Bu atmosferdir. Onun için havuzlarınızı kurutmayın. Bu havuzlar çok önemli. Çocuklarınızı, sadece çocuklar değil, kendilerimiz. Bizler bu yaştayız. Allah aşkına. Dün şöyle bir, yani gelirken de baktım, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Zor tuttum. Aman Allah'ım. Bambaşka bir dünya var. Görüyorsunuz değil mi? Bambaşka bir dünya var. Bu insanlar ne yaparlar?
Sabah kalkarlar, ne yiyeceğiz? Ondan sonra öğlen ne yiyeceğiz? Akşam ne yiyeceğiz? Yani evden işe, işten eve, yataktan yatak odası, işhane, yatakhane, efendim, yemekhane, hortum. Bu mu yani? Siz buna hayat mı diyorsunuz? Üç hane, dört hane arasında geçmiş bir ömre hayat mı diyorsunuz? Kim ağlayacak bunların yerine? Allahu Ekber. İnanın ağlamamak için kendimi zor tuttum. Efendim. Onun için ne olur birileri de bunlar için ağlasın. Efendim? Nöbetteyiz değil mi? Üstelik Çeşme'deyiz. Çeşme'deyiz. Ve elhamdülillah. Harıl harıl günah işleniyor şimdi. Ya buralara oruç hiç gelmemiş mi dedim. Ramazan Efendi buralara uğramamış mı? Bu kadar yer geziyor yani. Avustralya bile gidiyor da buraya. Maalesef. Maalesef. Ama siz buradasınız. İşte bu çok önemli. Bu çok önemli. Elhamdülillah. Nöbetteyiz. İnşallah buralara da maya çalacağız. Bu maya buralara da çalınacak. Ve inşallah buraların kaderi de 10 sene, 20 sene sonra ribat olacak inşallah. Hadi göreyim. Bu gayretle olur. Duayla olur. Himmetle olur. Hizmetle olur. Koşturmakla, hikmetle olur. İnşallah. Bu anlamda o kardeşlerimizden de biz sorumluyuz. Unutmayın. Evet. Hakikatten habersiz olduğu için cehenneme doğru koşan insanlardan da biz sorumluyuz. Ne olur onlara da kucağınızı açın. Onlara da yüreğinizde yer olsun. Onların da hidayetten payı olsun ve bu pay sizin elinizle onlara ulaşsın inşallah. Bu duygular içerisinde hepinizi hürmetle selamlıyorum. Rabbimden ribatınızın bereketli olmasını niyaz ediyorum. Burada bizi topladığı gibi yarın büyük günde hesabını alın aklıyla verip cennetinde de cem ettikleri arasına katmasını niyaz ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.